niye cezaevi dahi olsa hapse düşmek, özgürlükten mahkum olmak bir insanın şu hayatta yaşayacağı en kötü birkaç şeyden biri. Bir binanın içinde dışarıyla bağlantısız bir hayat yaşamak her ne olursa olsun psikolojik ve fiziksel açıdan çok zorlu bir süreç. Tabii bir de hapsedileceğiniz yer ciddi ciddi sorunlu bir yerse bu süreç adeta cehennemden hallice bir hale gelebilir. Ben de bu videomda sizlerin karşısına oldukça dehşet verici bir konuyla dünya üzerindeki en korkunç hapislerle çıkayım dedim. Gezegenimizdeki en zorlu cezaevlerini listelerken ilk olarak sizleri Asya'nın güneyine, hep turizmle anılan güzel ülke Tayland'a götüreceğim. Her ne kadar ülkeyi güzel ansak da bahsedeceğimiz bu hapishane bu kavramdan bayağı uzak bir yer. Bangkok adıyla bilinen hapishanede işkence çok rutin bir eylem. Ufacık hücreleri olan cezaevinde günlük verilen yemek bir kase pirinç lapasından başka bir şey değil. İlk 3 ay insanların ayak bileklerine demir takılan bu korkunç yerde idam mahkumları bu prangaları sürekli taşımak zorunda. Şimdi bahsedeceğim cezaevi de Asya kıtasında ama Tayland'a göre bayağı soğuk bir ülkede, Rusya'da. Petekada hapishanesinde genellikle ülkedeki en tehlikeli mahkumlar kalıyor. Mahkumlar günün 22 saati küçücük hücrelerinde kalmak zorunda. Tahliyesi olmayan adadaki bu cezaevi meşhur Alcatraz hapishanesinin doğu versiyonu gibi. Sürekli karlı olan adanın etrafındaki suların ne kadar soğuk olabileceğini sizlerin takdirine bırakıyorum. Buraya gelen mahkumların ekseriyetle hepsinin birkaç sene içinde akıl sağlıklarının bozulduğunu da söylemeden geçmeyeyim. Listemizdeki bir diğer hapishane ise Kenya'da. Afrika'nın görece gelişmiş bir ülkesi olan Kenya'daki Kamiti Yüksek Güvenlikli Hapishanesi mahkumlara hiç de gelişmiş şartlar sunmuyor maalesef. 1500 kişi kapasiteli hapishanede tamı tamına 3600 kişi kalıyor. Haliyle de bu durumda insanlık dışı olayların yaşanmasına yol açıyor. Temiz su kaynağının bulunmadığı cezaevinde şiddet ve maalesef tecavüz bir mahkumun başına gelebilecek en olağan şeyler olarak görülüyor. Ayrıca kötü beslenme sonucu ortaya çıkan salgınlarda cabası. Şimdi ise Latin Amerika'nın zaten hali hazırda sıkıntılı olan bir ülkesine, Venezuela'ya gidiyoruz. La Sabaneta hapishanesi her ne kadar 15 bin kişi için tasarlanmış olsa da cezaevinde 25 bin mahkum kalıyor. Ayrıca bu hapishanede 150 mahkuma sadece bir gardiyan düşüyor. Bunun yanında çılgıncasına rüşvet dönen cezaevinde zengin mahkumların bir miktar para vererek kalacağı özel hücreler ayrılmış durumda. Tabii ki bu resmi olarak gelişmiş değil de doğal olarak gardiyanların yarattığı bir sistem. Hapishane ayrıca sürekli çıkan ayaklanmalarıyla da meşhur. Hatta 1995 yılında çıkan bir ayaklanmada tam 200 mahkum hayatını kaybetmiş, 400 mahkum da ağır şekilde yaralanmış. Zaten yakın bir tarihe kadar soykırım ve iç savaşla anılan Afrika'nın talihsiz ülkesi Ruanda'nın da bu korkunç listeye girmemesi düşünülemezdi. Ülkedeki Gitarama Merkez Cezaevi bilenler tarafından yeryüzündeki cehennem olarak anılıyor. Size şimdi şöyle söyleyeyim, hapishanenin bir çatısı dahi yok. Salgın hastalıklar ve sürekli çıkan yangınlar sebebiyle cezaevinde kalan mahkumlar arasında ölüm oranı ise oldukça yüksek. 400 kişi kapasiteli hapishanede tamı tamına 2500 kişi kalmakta. Belki bunu duyunca çok rahatsız olacaksınız ama mahkumlar arasında yamyamlık vakaları da yaşandığı söylentiler arasında. Şimdi ise birçoğunuzun adını büyük ihtimalle bildiği bir dönem haber bültenlerinde haberleri çıkan Guantanamo hapishanesinden bahsedeceğim. Malum 2000'li yıllarda Amerika'nın Afganistan ve Irak işgalinin ardından buradaki mahkumlara yapılan işkence görüntüleri dünyanın gündeminde bayağı bir tartışılmıştı. Müzik
Özellikle El-Kaide ve Taliban üyelerine yapılan insanlık dışı muamele basına yansıyınca büyük bir fırtına kopmuştu. Tabii aslında bu hapishanenin Küba yakınlarında bir adada olması ve hukuki olarak da bazı farklı şartlara sahip olması cezaevini oldukça ilginç bir konuma yerleştiriyor. Şimdi ise zaten bir suç cenneti olan Brezilya'daki bir hapishaneden bahsedeceğim. Carandiru adlı bu korkunç yerde mahkumların salgın hastalıklar yüzünden ölmesi işten bile değil. Ayrıca sürekli çete savaşlarının yaşandığı cezaevinde mahkumlar arası tüyler ürpertici cinayetlerin işlenmesi de neredeyse günlük rutin muamelesi görüyor. 4 metrekarelik odalarda üçer mahkumun kaldığı hücrelerde bazen tuvaletlerin kullanıma kapatıldığı dahi oluyor. Ayrıca 1992 yılında bu hapishanede çıkan bir isyanda 111 mahkum acımasızca öldürülmüş. Bu olay da Brezilya'daki en kanlı olaylardan birisi olarak tarihe geçmişti. Hatta bu isyanı anlatan 2003 yapımı adını hapishaneden alan Carandiru isimli oldukça çarpıcı bir Brezilya filmi de var. İzlemediyseniz izleyin derim çünkü olayın dehşetini birebir görebilirsiniz. Şimdi bahsedeceğim hapishane ise sınır komşumuz olan Gürcistan'daki Gidani Hapishanesi. Aslında bu hapishane kötü şöhretini 2012 yılında ortaya çıkan bir videoya borçlu. Videoda gardiyanlar mahkumlara karşı şiddet uygulayıp maalesef ki cinsel istismarda bulunuyorlar. Hatta hapishanedeki bazı gardiyanlar bu olayların sürekli yaşandığına dair itiraflarda da bulunmuşlardı. Şimdi bahsedeceğim hapishane ise demokratik ve gelişmiş olduğu zannedilen bir ülkeden Fransa'dan geliyor. Şaşırtıcı ama Paris'teki La Santé hapishanesi ciddi anlamda adeta bir işkencehane halini almış durumda. Korkunç derecede acımasız gardiyanların çalıştığı cezaevinde bitler ve fareler hayatı yaşanılmaz hale getirmiş durumda. Hapishanedeki şartlar o kadar kötü ki 2002'de tam 73 mahkum atık su kanalından su içerek intihar etmiş. Evet, bu olayda medeniyetin beşiği iddiasındaki Fransa'da yaşanmış. Efendim, bizleri izlemeyi, videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.